Sedef hastalığı. Ekzema, sedef, akne, liken, liken planus vesaire vesaire. Bütün cilt hastalıklarının sebebi bağırsak mantarı. Bağırsaktaki mantarı yok ettiğinizde her türlü alerjik hastalığı yok edersiniz. Ben de yıllar önce 2 ay askerlik yaptım. Askerlikten sonra Almanya döndüm ama et yiyince uyuz gibi kaşınmaya başladım. O doktor, bu doktor, şu doktor, bu doktorun tavsiyesi şuydu, bana diyor ki inek, tavuk, koyun yiyemiyorsan domuz ye diyor, bir de onu dene diyor. Ben Türk'üm dedim, bir Müslümanım, iki ne saçmalıyorsun sen dedim ya. Bir alternatif sunamıyorum dedi, ne yapayım dedi. Ya çaresiz. Ben sebebini biliyorum da çözüm üretemiyorum dedim. Çözüm üretemiyorum. Yıllarca çalıştım o zamanlar. Alerjiye karşı çalıştım. Bu aloe vera'yı ürettim. 19 yıl çalıştıktan sonra bunun formülünü İtalyan, İspanyol, Portekizli, Arap, Almanya'da tanıdığım 123 millette insan vardı. Hepsine reçet aldım. Hepsini denedim. Hepsini. 19 yıl aloe vera ile ilgili deneler yaptım. Başaramadım. Tam ben bunu başaramıyorum dedim. Çeçenistan'dan bir Türk hekimi gelmişti. Çeçen Rus Savaşı'nda kaçmış. En ağır kanser hastalarını ben ona gönderiyordum. Adam iyileştiriyor. Ziyarete gittim, baktım evi, bahçesi, her taraf aloe vera. Dedim ya ne var bunda? Ben bunu 19 yıl çalıştım, başaramadım. Sonunda vazgeçtim dedim. Dedi ki bu bitkilerin şahı, padişahı. Bu olmadan sen hiçbir şey tedavi edemezsin dedi. Dedim ishal yapar. Elektrolit kaybına sebep olur. Kişi halsiz, dermansız, yorgun, bitkin kalır. Ha o kolay dedi. Nasıl kolay oluyordum? Bizde dedi eski Türkçe bir kitap vardı. Şöyle kara bir kitap getirdi bu karanlıkta. Eski Göktürk Türkçesiyle yazılmış. Göktürk Türkçesinden anlayacak halimiz yok dedim. Dedi ki sorun değil, hallederiz. Birleşimine şu şu bitkileri de kat dedi, kattık. 19 yılda başaramadım. Çalışmayı noktaladım hamdolsun. Allah Fahrettin Bey'den razı olsun. Aslında bana bu bilgiyi vermezdi de niye verdi? İki tane oğlu var. Bunlara el verecek 1000 yıllık gelenek, 2000 yıllık gelenek babadan oğula ocak devrediyor bilgiyi. Oğulları gitmiş Antalya'dan otel, motel işine girmişler, kumar işine girmişler. Anneleri de oğullarıyla gitmiş. Adam kalmış orada yalnız. Evlatlıktan reddetmiş, karısını da boşamış. Sen benim dedi manevi evladım, üvey evladım sayıyorum. Artık dedi bilgilerimi sana veririm. Bir değil birçok formül aldık. Allah'ın takdiri işte. Öyle iyi denk geldi yani. 19 yıl çalışmanın işte mükafat. Hamdolsun. Şimdi bu hamamelis Virginiana. Virginia'da yetiştiği için vatanı Virginiana diye anılır. Bu çiçeği. Kurdele şeridi gibi. Bu fındığı. Fındığa benzer. Cadı fındığı denir bu nedenle. Fındık değil bu. Yenmez içi. Meyve dur ama yenmez. Bu nedenle yenmediği için meyvesi cadı fındığı denir. Bu resimleri ben Almanya'nın Frankfurt Üniversitesi'nin botanik bahçesinde çektim. Gördüğünüz gibi çok güzel çiçekleri var. Harika bir bitki. Çiçekleri hoşuma gidiyor benim. Çünkü kurdeleye benziyor çiçeklere. Evet, kurdele gibi. Geriden ağaca kurdele asılmış gibi. Her bitkinin ayrı ayrı özelliği var işte. Hamamelis virginia ile ilgili klinik araştırmalar yapılmış. Biz klinik araştırması olmadan herhangi bir ürün üretmeyiz. Burada biz bitki hakkında bilgi veriyoruz. Botanik yetiştirilmesi, nerede yetişir, ne zaman yetişir, hasat zamanı, birleşimindeki etken maddeler ve klinik araştırmalar. Bir sürü burada klinik araştırması, ekzemeye karşı klinik araştırması yapmış. Ekzemeye karşı, toplar damar iltihaplanmasına karşı, baldır ülserine karşı, bağsura karşı, çocuklardaki pişiğe karşı, efendim, hemoroide karşı, atopik ekzemeye karşı, Svobodo, Maya ve ekibi, nörodermatoz yani atopik ekzemeye karşı, Hamamelis ile ilgili klinik araştırması yapmışlar, hastaları tedavi etmişler. Vatandaşın birisi Kadıköy'de bir barda çalışıyor. Gitarist,
Ding ding ding, çok güzel saz çalıyor. Şey, gitar çalıyor. Ama elleri yara. Efendim, dirsekleri yara. Sedef olmuş. Birçok şey kullanmış, bir faydasını görmemiş. Beni aradı. Hocam, böyle böyle bir durum var. Sorun değil dedim. Nasıl sorun değil? Birçok ilaç kullandım, faydasını görmedim. Sorun değil, tedavi ederiz dedim. Geldi, bizim ürünleri aldı, kullandı. Arkasından da dedi ki, ya hocam, bunun dedi cinsel fonksiyonlara da mı etkisi var? Viagra gibi etki yapıyor. Evet, var. Çünkü kan dolaşımı temizliyor, arıtıyor. Bu beyefendi bana geldiğinde Ağustos ayında, şöyle yüzü her tarafı kapalı, bere bir şeyler takmış, böyle giyinmiş. Elleri falan her tarafı kapalı. Parmaklarının ucu gözüküyor. Bir de yüzü gözüküyor. Terörist zannettim, ben hemen elimi masaya attım oradan. Bir şey yapacaksa harekete geçeyim, o harekete geçmedi, ben harekete geçeyim diye. Dedi ki, aşağıdaydım ben o zaman, ofis. Dedi ki, terörist merörist değilim dedi, o da anladı. Nesin ya dedim, bu ne kıyafet Ağustos'ta. Herkes şakır şakır terliyor. Bu böyle sanki maskeli baloya gidiyor. Dedi ki, hastayım. Ne hastası Sedef? Olsun dedi. Sedef'le böyle kapanmana gerek yok. Sedef benim bildiğim dirsekte olur. İşte sırt orada burada olur ama kölük beyaz. Dedi ki, benim vücudumun %80'i sedef dedi. Öyle bildiğin sedef değil. Allah Allah, getir bakayım. Çıkardı vatandaş gömleğini. Oo, at nalı büyüklüğünde böyle yaralar. Çok, hiç öyle sedef görmemiştim. Çalışıyor, çalışıyor, çalışıyor. Bir yıl kazandığı bütün parayı gidiyor Sivas Kangal'da. Bir ay dinlenebilmek için orada iyileşiyor, geliyor. Bir ay sonra tekrar o yaralar tekrar çıkıyor. Sorun değil, hallederim dedim. Bizim ürünleri kullandıktan 6 hafta sonra geldi vatandaş. Dedim ki, kortizon mu kullandın? Yok dedi. Ne oldu yaralar? Geçti. Nasıl geçti? Senin dediğin ürünlerle geçti. Allah, yapma dedim ya. Yemin ediyorum dedi, sizin ürünlerle geçti. Ben kortizon mu kullandığını zannettim. Kortizon kullandı mı geçiriyor ama bırakınca tekrar çıkıyor. Kortizonu iyileştirmiyor, baskılıyor. Bir de kemiklere zarar veriyor. Unutkanlık, hafıza zaten kullanmış. Bir sürü yan etkisini görmüş adam. Neyse. 6 ay devam etti, bir şey kalmadı. Her türlü sedef, ekzema, akne, liken, planus, akne inverse, yani terbezi iltihabı vesaire, köpek memesi denir. Hiçbiri sorun değil. Her türlü cilt hastalığı, alerji hastalığı sorun değil. Ama bakın, program başında dedim ki, akromegali. Tedavi olabilir mi, olamaz mı bilemiyorum dedim. Neden? O konuda bizim ürünleri kullanan vatandaşlardan yeterince bilgi akışı yok bana. Veyahut da program başında bir hastalık daha söyledim. Glikojen depo hastalığı, yani şekerin depolanması. Bu hastalıkla da ilgili bir şey diyemem. Neden? Tecrübem yok. Bilgim yok. Yani denemedim. Denemedim, bilmediğim bir hastalık hakkında şöyle yeder, böyle der diyebilir miyim? Diyemem. Bilmiyorum. Ama her türlü aksemeyi, akne, atopik ekseme kendim yaşadım. Atopik ekseme, yani sulu kabarcıklı kaşıntılı alerjik ekseme. 17 yıl alerjiyle uğraştım. Kendim yaşadım.